Bu videoda vücudumuzdaki iç salgı bezlerinin faaliyetlerini düzenleyen iki küçük şeyden söz edeceğim. Bunlardan ilki beynimizde talamus adlı bölgenin hemen altında yer alan ve limbik sistemin bir parçası olan hipotalamus. Yani burada kırmızıyla belirttiğim şu minik kısımla başlayacağız. Bu da aynı çizimin büyütülmüş hali. Burada da işaretleyelim. Evet, bu hipotalamus. Hipo hypothalamus. Evet. Gelelim diğerine. O da hipotalamus'un eklentisi gibi duran bir iç salgı bezi. Yani şu minik yapı hipofiz bezi. Onu da sarıyla işaretleyelim ve yazalım buraya. Hipofiz bezi. Hipotalamus dediğimiz yapı ön beynin şu bölgesinde yer alıyor. Beynimizin bir bileşeni olan hipotalamus hem beynin diğer bölümlerinden hem de periferik yani çevresel sinir sisteminden aldığı nöral sinyalleri süzgeçten geçirerek hemen altındaki bu yapıya hipofiz bezine aktarıyor. Hipofiz bezinin tamamlayıcı rol oynadığı bu süreçte diğer iç salgı bezlerinin kontrolü sağlanıyor. Başka bir de işte vücudumuzun çevre şartlarına verdiği hormonal tepkiler düzenleniyor. Hipotalamus'un eklentisi durumundaki hipofiz bezi de iki ana parçadan oluşuyor. Ön hipofiz ve arka hipofiz bezi. Hipotalamus'un bu iki kısımla etkileşimi de iki farklı şekilde gerçekleşiyor. Ön hipofiz beziyle etkileşim öncelikli olarak şuradaki hipofizer portal sistem yoluyla sağlanıyor. Hipofizer portal sistem dediğimiz şey hipotalamus ve hipofiz bezi arasındaki kılcal damarlardan oluşan tıptaki adıyla kapiler bir sistem. Hipotalamustan salgılanan hormonlar köprü durumundaki bu sistem üzerinden parakrin sinyaller halinde hipofiz bezine iletiliyor. Bu hücreler arası iletişimde oldukça yerel bir etkiye sahip bir sinyal türü. Hipofiz bezine sinyal ileten hipotalamus hormonlarından biri GNRH yani gonadotropin salgılatan hormondur. Hipotalamustan salgılanan GnRH doğruca ön hipofize gider ve burada folikül ya da yumurtalık uyarıcı hormon ile lütein yapıcı hormon salınımını tetikler. Kısaltmalarıyla yazacak olursak FSH ve LH bu hormonlar da gonad adı verilen eşey organlarına yani erkeklerde testislere ya da erbezlerine, dişilerde ise overlere ya da yumurtalıklara ulaşarak buradaki hormonal faaliyetin düzenlenmesini sağlarlar. Beyin ve endokrin sistem arasında bağlantı kuran hipotalamusun doğrudan hipofiz bezi, dolaylı olarak da diğer iç salgı bezleri üzerindeki kontrolüne dair bir diğer örnek ise kortikotropin salgılatıcı hormondur. Kortikotropin salgılatıcı hormon. Bu hormonda ön hipofizi uyararak ACTH'nin salınımını tetikler. Adını kısaltılmamış haliyle duymak istediğinizden eminseniz söylüyorum evet adrenokortikotropik hormon. Adrenokortikotropik hormon. Adrenokortikotropik hormon. Böyle söyleyince tekerleme gibi oldu. Bu hormonun görevi de böbrek üstü bezlerine ulaşarak buradaki hormonal faaliyetin gerektiği gibi yürütülmesini sağlamaktır. Evet devam ediyoruz yine hipotalamus tarafından salgılanan bir diğer hormon. Tirotropin salgılatıcı hormon. Tirotropin salgılatıcı hormon ya da kısaltılmış adıyla TRH. Tirotropin salgılatıcı hormon. Ön hipofize giderek buradaki tiroid uyarıcı hormonun, hormonun ya da TSH'nin salınımını tetikler bu da. Tiroid bezine inen TSH de buradaki tiroid hormonlarının tiroksin ve triiodotironinin salgılanmasını sağlıyor. Gelelim büyüme hormonu salgılatan hormona. Bu hormonda hipotalamustan hipofiz bezine gönderilen sinyallerden biri. İçerdiği mesajsa gayet açık. Büyüme hormonu sağla. Yani büyüme hormonu salgıla daha doğrusu. O hormonu salgıla. Büyüme hormonu vücudumuzdaki uzun kemikleri ve büyük kas gruplarını uyarır. Bu sayede iskelet ve kas sistemimiz gelişir. Tabii tüm bu hormonlardan söz etmişken prolaktin inhibitör faktöre ya da endokrinolojideki kısaltmasıyla pif, pif, pife değinmemek olmaz. Pife değinmezsen çok ayıp demişler. Bu noktada bir parantez açalım. İnhibitör kelimesinin baskılayıcı, önleyici anlamında kullanıldığını hatırlatayım ve parantezi kapatayım. Evet, pif sürekli salgılanan düzenleyici bir hormon grubu. Bu bakımdan diğerlerinden biraz farklı. Hipotalamusun pif salınımı e, salınımını durdurması hipofiz bezi için derhal prolaktin salgılı anlamına gelen bir komuttur. Peki prolaktin ne işe yarıyor? Prolaktin anne sütü üretiminde kilit rol oynayan bir hormon. Ön hipofiz hormonlarının bir kısmı diğer iç salgı bezlerini uyarmak, bu bezleri harekete geçirmek üzere salgılanıyor. Tıpkı FSH ve LH gibi. Bununla birlikte bazı hormonlar da doğrudan vücudumuzdaki sistemlere etki ediyor. Büyüme hormonu ve prolaktin bu kategorideki hormonlardan. Bu iki kategori akılda kalıcı olsun diye hormon türlerinin baş harfleriyle kısaltılmış. Flat ve pek. Flat, yani flat de diyebiliriz buna. Flat, İngilizce'deki şey ile flat, F-L-A-T, yani flat kategorisini oluşturan FSH, LH, ACTH ve, ve TSH, Y, tropik hormonlar diyoruz. Dediğim gibi tropik hormonların görevi vücudumuzdaki diğer iç salgı bezlerini uyarmak. Pek kategorisinde ise doğrudan vücudumuzdaki sistemleri etkileyen hormonlar var prolaktin ve büyüme hormonu gibi. Burada G İngilizcede büyüme anlamında kullanılan growth kelimesinin baş harfi. Aslında büyüme yerine gelişme sözcüğünü kullandığımızda taşlar Türkçede de yerine oturuyor. Prolaktin P prolaktin G gelişme. Peki E harfi neyi temsil ediyor? E de endorfinin baş harfi. Ama onu bu listeye dahil etmedim çünkü endorfin sınıfına giren hormonlar sadece hipofizin ön lobunda değil, merkezi sinir sisteminin başka bölgelerinde de üretiliyor. Evet, pek hormonları direkt hormonlar kategorisinde. Vücudumuzdaki farklı sistemleri doğrudan uyarıyor. Bu bölgelerde direkt etki gösteriyorlar. Örneğin büyüme hormonu doğrudan kemik ve kasları uyararak buradaki dokuların gelişmesini sağlarken prolaktin de anne sütünün üretilmesini sağlıyor. Hipotalamus'tan ön hipofize gönderilen uyarıcı ya da baskılayıcı sinyaller kılcal damarlardan oluşan ve hipofizer portal sistem adıyla bilinen şu daracık kanaldan geçiyor. Tabi hipotalamusun iletişim halinde olduğu tek yer hipofizin ön lobu değil. Arka hipofizle de gayet sıkı fıkı bir ilişkisi var. Buradaki iletişim de hipofiz sapına uzanan sinirlerin uyarılmasıyla sağlanıyor. Çizim üzerinde gösterecek olursak işte tam şu kısım. Hipotalamus buradaki sinirler üzerinden hipofiz bezinin arka lobuna uyarıcı sinyaller gönderiyor ve burada da iki farklı hormon türünün salgılanmasını sağlıyor. Bu noktada yine bir parantez açalım. Evet, bu hormonlar arka hipofizden salgılanıyor. Fakat asıl üretim yerleri yine hipotalamus. Hipofizin arka lobunda depolanıyor ve gerektiğinde buradan salgılanıyorlar. Sözün ettiğim bu iki hormon ADH ve oksitosin. ADH antidiüretik hormonun kısaltılması. ADH'nin öncelikli görevi böbreklerdeki suyun geri emilmesini sağlayan kanalları uyararak kandaki su miktarını optimum seviyede tutmak. Oksitosin ise kadınlarda doğum sırasında rahim kaslarının kasılıp gevşemesini sağlayan başlıca hormon. Emzirme döneminde de önemli rolleri var. Evet sanırım şimdiye dek anlattıklarımdan şöyle bir sonuç çıkıyor. Vücudumuzdaki iç salgı bezleri büyük ölçüde hipofiz bezi tarafından kontrol ediliyor. Hipofiz bezi ise sinir sistemi ve endokrin sistem arasında köprü görevi gören hipotalamusun kontrolünde. Mesela tam da şu anda vücudumuzda çok sayıda hormon salgılanıyor. Farklı türlerde, farklı isimlerde bir sürü kimyasal. Kimilerinin adı o kadar uzun ve karmaşık ki telaffuz etmekte zorlanıyoruz. Ama nihayetinde hepsinin ortak bir görevi var: vücudumuzun bir bölgesinden diğerine e, kimyasal yolla mesaj iletmek.